Bu fıstık çupalar daha şey. Sağ ol. Gaziantep fıstığı gerçekten Gaziantep'te çok ciddi bir yer tutuyor. Ve Gaziantep'te yaklaşık 200-250 bin civarında kişi maişetini fıstıktan temin ediyor. Kimi dikiyor, topluyor veya satıyor ve imalatında çalışıyor. Dolayısıyla birçok insan bu konuda maişetini buradan temin ediyor. Çok önemli bir yer tutuyor bu mahiyette. Yine çerez içerisinde düşündüğümüzde çerezler içerisinde de yine ana çerez mahiyetini taşıyor Antep fıstığı. Bununla beraber özellikle baklavada, çikolatada ve birçok gıdada da yine alanda da kullanılıyor. Bu bakımdan Antep fıstığı gerçekten çok önemli bir yer tutuyor. Ve bununla ilgili özellikle çiftçilerimiz fıstıkla ilgili fıstık sezonunda mazot borcu aldığından belki fıstığı o seviye getirene kadar, fıstık sezonuna kadar birçok borçlara girdiğinden dolayı fıstık sezonu girer girmez hemen fıstığını satıyor ve borçlarını ödemeye çalışıyor. Dolayısıyla elinde bir şey kalmıyor ve onu bekletemiyor ve bilinçli bir şekilde depolayamıyor. Ve böylelikle bu sefer spekülatif hareketler ile birlikte ve bir de merdiven altı imalatla beraber maalesef fıstık fiyatları artmaya başlıyor. Özellikle devletin bu konuda hem fıstığı desteklemesi gerekiyor hem de kayıt altına alması gerekiyor. Yani eken, bunun çilesini çeken, ızdırabını çeken kişi, çiftçi bundan ciddi bir kar elde edemiyor. Aynı şekilde baklavacısı, bunu çikolata yapanı, daha farklı gıda alanında çok pahalıya satın almak zorunda kalıyor. Herkes bundan şikayetçi, çiftçi de şikayetçi, alan da şikayetçi. Arada belki bazı tüccarlar ciddi anlamda kar elde ediyor, kazanıyor. Hani onlar da kazansınlar ama çok fahiş rakamlarda olmaması gerekiyor. Dolayısıyla bununla ilgili devletin hem fıstığı desteklemesi gerekiyor hem de fıstığı kayıt altına alması gerekiyor. Kayıt dilleri oluşturması gerekiyor ve Antep fıstığının tamamıyla devletin kontrolünde olması gerekiyor ki bu spekülatif hareketler olmasın, merdiven altı imalatlar olmasın. Çiftçimiz de bilinçli bir şekilde fıstığı eksin, biçsin ve bu şekilde hem halkımız ucuz bir şekilde fıstığı yesin hem de çiftçimiz kazansın. Devlet lisanslı depoculuk sistemini de fıstık için uygulayabilir. Ve bu şekilde tüccar direkt depolardan satın almış olur. Çiftçi direkt depoya satmış olur. Dolayısıyla bu şekilde çiftçi de mağdur olmaz. Alan tüccar da mağdur olmaz. Ve bu şekilde tüketici de ucuz bir şekilde Antep fıstığını tüketebilir. Herkes bundan fayda görür. Dolayısıyla lisanslı depoculuk sisteminin de icra olunmasında elbette ki fayda olacaktır. Tarım Bakanlığı'nın bu konuda somut ve ciddi bir adım atması gerekiyor. Yani özellikle Antep baklavayla özdeşleşmiş, Antep baklavası meşhur ve dünyanın her tarafına, ülkenin ve dünyanın her tarafına tonlarca baklava ihraç ediliyor. Dolayısıyla bununla ilgili baklavanın içerisine ceviz mi koysak veya daha farklı şeylerle mi çözüm bulsak şeklinde bir çözüm yerine bu fıstığı nasıl ucuzlatabiliriz? Çünkü Antep baklavası fıstıkla güzeldir. Fıstık olmazsa baklava da olmaz. Onlar ikisi de birbiriyle özdeşleşmiş. Dolayısıyla bunun çözümü içine ceviz koymak değil, farklı çözüm yolları aramak değil, fıstık konusundaki somut net çözümü ortaya koymaktır. Bu çözüldüğü zaman inanıyorum ki hem tüketici, hem kuru yemişçiler, hem baklavacılar
birçok alanda vatandaşımız rahat bir şekilde uygun fiyatlarla bunu tüketecektir. Antep fıstığının çok farklı bir lezzeti var. Yani İran fıstığından çok farklı, diğer ülkelerin fıstıklarından çok farklı. Ayrı bir lezzeti var. Rabbim böyle takdir etmiş. Suyundan mıdır, toprağından mıdır? Çok lezzetli bir tadı var. Dolayısıyla fıstık ithal etmek bir çözüm olmayacaktır. Çünkü Antep fıstığının tadını vermeyecektir. Dolayısıyla fıstık ithal etme yerine Antep'te daha bilinçli nasıl fıstık yetiştirebiliriz? Çiftçimiz bunu daha bilinçli nasıl yapabilir? Daha fazla rekolteyi nasıl yükseltebiliriz? Malumunuz genelde fıstık bir sene iyi verir, bir sene az verir ve bu sene de çiftçilerimizin söylediklerine göre neredeyse geçen senenin yarısına rekolte sayısı düşüyor. Bu konuda da dediğim gibi çiftçiyi daha iyi bilinçlendirmek, daha iyi araziler, daha iyi şartlarda fıstığı yetiştirmek, daha ucuza mal etmek en doğru olandır. Yoksa bunu ithal etmek çözüm olmayacaktır.